mağlubiyet alınıyor ve karşımızda şu an Manisa Spor deplasmanı var. İlk ikiden bayağı uzaklaşıldı. Playoff düşüncesi nedir? Bolspor'un bundan sonraki yolu nasıl olacak? Yani doğru söylüyorsunuz. İki tane maç kaybettik. Bir tanesini belki sezonun en iyi futbolunu oynayarak kaybettik. 6-7 net gol pozisyonu harcayarak kaybettik. Daha sonrasında oynadığımız Antep maçı beklentinin biraz altında oldu. Orada da çok net pozisyonlarımız var. Gene hücum ederken kaptırdığımız bir topla yediğimiz golle çıkaramadık. İleriki dakikalarda da bir duran topla mağlup olduk. O maçlara çok takılmayacağız. Doğru söylüyorsunuz. 2-2'den uzaklaştık gibi görünüyor. Ama playoff'un 2 puan gerisindeyiz. Geldiğimizde 8 puan gerisindeydik. Önümüzde daha 14 tane maç var. Bu içeride oynayacağımız Manisa maçı bir çıkış maçı olarak düşünüyoruz. İnşallah da sonucu öyle olur. Ondan sonra oynayacağımız diğer maçlar. Uzun vadeli hedef ilk geldiğimde de koymadım. Burada da koymuyorum ama her maçı kazanmak için bundan sonra mücadele edeceğiz. O gücümüz de var. Aslında o pozisyonlar da geliyor. Sadece biraz daha dikkatli olursak bitiricilik anlamında çok daha farklı bir bolu olur. Peki kuponun sağlık durumunu öğrenebilir miyiz? Problem yok. Bu hafta işte bugün tam takımla %100 idmana çıkacak. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Sadece Santos'ta birazcık ufak tefek ağrılar var. Onun dışında bir sakatımız yok. Caner var bugün onun toplumla ilgili bir MR'ı çekilecek, ona gidiyor. Başka bir eksiğimiz yok şu an. Evet, ara transfer döneminde transfer yapılmaması acaba bu düşüşe etken olan nedenlerden bir tanesi mi? Yok, zaten bu takım buraya getiren bu oyunculardı. Belki transfer yapılabilirdi. 2-3 tane eksiğimiz her zaman vardı ama öyle uygun görüldü. Yapacak fazla bir şey yok. Bu saatten sonra tekrar geri dönüp transfer yapacak halimiz de yok. Oyuncularım zaten üzerine görev verildiği zaman, çünkü çok da önemli oyuncularım kenarda oturuyor. Onlara şans veremiyoruz. Yani burada çok ciddi bir rekabet olabilirdi. Takımın gidişatını da bozabilirdi. Aslında o düşünceyle yapılmadı transfer. Yani başka bir şey yok. Ekonomik bir tabloyla bir alakası yok. Hocam, son iki haftadaki puan kaybını net olarak bağlayabileceğiniz bir sorun var mı takımda? Yani dedim, biraz evvel de söyledim. Bu içeride oynadığımız Ümraniye maçı ligin belki de en iyi futboluydu. Sadece gol atamadık orada, sonlandıramadık. Neticesinde de böyle maçlarda çok istediğin zaman, çok önde olduğun zaman arkada bireysel hatalar, gene bu maçta da bireysel hatalardan kaynaklanıp goller yedik. Sadece onu aza indireceğiz. Biraz Ümraniye maçı için değil ama Antep maçı için biraz konsantrasyon eksikliği vardı diyebilirim maçla ilgili. O Ümraniye maçının getirdiği bir hayal kırıklığının devamı diye düşünüyoruz ama bu maç öyle bir maç olmayacak. Bizim çıkışa ihtiyacımız var. Çok daha farklı bir gol olacak diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.